Herkese selamlar dostlar, ben Hakan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bariyer şehrine 108 kapasiteye getirdik ama tabi diğer şehirlerimiz kadar nüfusu yok. Bu arada video başlamadan önce Mountain Blade Türkiye Facebook grubuna selamlarımı iletiyorum. Benim bir açığımı yakalamışlar. Olur böyle şeyler. Biz bu oyunun delisiyiz derken harbiden delisiyiz yani, kafayı tırlattık. Şimdi karakter özelliklerini hatırlamayan arkadaşlar için bir tekrar açayım ben. Şöyle baksınlar. Sanırım en yüksek yön bulmayı vermişim. Evet. Grupta yine esirlerim var. Tabi bunları satamıyoruz. Bunları kaleye koyacağım da. Şu an buranın yakınlarında bir düşman olduğu için ilk başta burada biraz bekleyeceğim. Bakalım birileri yaklaşırsa savaş ilan ederiz hemen. Evet. Burada bir sıkıntı çıkmış. İki tarafın birbiriyle münakaşası yok. Bu arada burada bir keten dokuma atölyesi açmıştım. Geçtiğimiz bölümlerde takip eden arkadaşlarımız varsa gördü, bakalım nelerimiz var. Envanterde bir şey yoktu. Sanırım bana toplu olarak gelen paralarda envanterim ekleniyor. Bunu üretin, sat 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 sat. Hepsi bu kadar. Şimdi hana gidelim. Bakalım, burada asker yok. Zaten almışım hepsini. Birazını buraya yerleştireceğim. Şimdi bu ikisini aslında buraya bırakırdım ama gidip de şurada Ameraş yerine bırakmak daha mantıklı. Nüfusu kalabalık çünkü saldıramazlar hemen. Bu arada benim de savaşlardan dolayı nüfusum azalmıştı. Onu bakalım ne kadar yükseltebileceğiz. Şurada mıydı? Şurada, pardon. İsimler. Mayviti demedim o ya. Tamam. Şimdi Ameraş yerine bir gelelim. Şerefe. Orada Rodoklardan bir kişi geziyor bizim topraklarımızda, yakıştıramadım. Heh, şurada gözcü var. 5 kişidir herhalde. Genelde 5 kişi oluyorlar. Kervan muhafızı, pardon. Ana git. Başka oyunlara adapte olunca tuşları karıştırıyoruz. Evet, 6 kişiymiş. Maalesef şiir yok. Pazar yerine gir diyelim. Bakalım şu aşağıda bazı çöpler vardı. Bunları bir satalım. Bakayım. Yemek stoğumuz aslında iyiydi. Şunu verip tekrar şurada sağlam olanlardan geri alalım. Hatta bunu da alalım. Çünkü kale falan kuşatacağız birazdan. Lazım olacak. Ameraş yerinde 146 kişi var. Heh, bu arada gelmişken hemen şunları da verelim. Bu arada bayağı bir şey oldu burada ya. Bütün noyanları aldık. Kergit sever arkadaşlar, kusura bakmasın. Yani ben burada tarafsızım. Tamamıyla kendi krallığım. Başka da bir şey bilmem. Hemen bir savaş yapalım. Yoksa bu topraklarda iyice sıkıntı çıkacak. Heh, gel yavrum benim, gel. Teslim ol ya da geber. Bakayım. Aa, böyle olur mu? Vuracaksın sonra. Hücum beyler. Ben de bir hemen arka tarafı kolaçan edeyim. ...11.8. Geçen 15 mesafeden vurdum arkadaşlar. Vuruş zorluğu. Oo, bak güzel. Şimdi ben bunların dikkatini böyle topluyorum. Benim ordu gelene kadar idare edelim biraz. Tabii şimdi kılıcı çekme vakti geldi. Oo, fena inledik.
Bakalım ya. Şimdi benim adamlar halleder burayı. Nüfus fazla olmayınca güzel oluyor ya. Adamımı rahat bırakın lan. Çölde de savaş yapmaktan bıktım ama yapacak bir şey yok. Topraklarımız artık burası. Hadi beyler, bitti mi? Biraz şu tarafa bakalım. Şurada biri kaçıyor. Onu bana bırakın. Ya umarım sesim iyi geliyordur. Çünkü yaka mikrofonu taktım. Daha önce test ettim ama tabii bilgisayarda video çekerken ayarlarım biraz daha farklı. Ayarlarda oynama yapmadım. Umarım iyidir. Şimdi kötü falan çıkarsa videoya yazık olacak çünkü. Bu kadar düşmanı alt ettik. Sevinç naralarımızı duymazsanız olmaz. Matelt. Ona da zırh kıyafet falan çektim. Bayağı bir kuvvetlendi o. Atlarımız zaten hızlı. Benim at 4x4 olduğu için sağlam çıkıyor yukarı. Evet, savaş bitti. Hepsini öldürdük ama tabii adamların komutanı kaçtı. Hemen esirleri alalım. Yani şimdi 100 bin dinar para olmuş. Artık bunları da almayalım bir zahmet. Matelt, seni destekliyorum. Yamiro, affedersin. Bir şey diyeceğim olmayacak. Yayındayız. Gel bakalım. Teslim ol ya da geber. Şimdi şunu bir geri çekelim. Askerlerin çünkü hepsi savaşınca sağlık konusunda sıkıntılar oluyor. Gel gel. Allah kellesini uçurayım dedim. Fazla şey yaptık. Tamam. Bunlar buradaymış. Gençlik ne yapıyorsunuz ya? Ya paran ya canın koçum gel. Allah kaçtı vurayım ya. Vallahi hiç bırakmıyorsunuz. Şekilli şukulu şöyle gidelim. Hani eskiden simit oynardık da nefes kesilene böyle dalardık ya. Hani benim adamlar nasıl koşturuyor görüyorsunuz. Yani ona göre. Yok, bunları almayalım. Yemira. Mantelt. Önemli. Köy yağmalandı zaten de. Bakalım. Burada yine yağmalanmış bir köy. Burada ne tarafa gidebiliriz? Durkuba şehrine gidelim. Hem biraz pazarlara bakarız. Yani olabildiğince asker toplayacağım. Ondan sonra Bariye şehrine vereceğim. Daha sonra şurada kale vardı. Şarva Kalesi. 60 saat sürüyormuş arkadaşlar. Kuşatma Kulesi inşa etmek. O yüzden çok çok sağlam bir ekiple gitmem lazım. Oraya alsam da yine tabi asker vermem lazım. Asker vermiyorsak da birini atamam lazım oraya. Bu şehirleri köyleri hep birilerine vermek lazım. Başkenti Bariye'ye yaptık ama adamlar haberi oraya saldırıyor. Şimdi öncelikle Han'a gittiğini. Kirala. Gezginmiş ki. Nedim'e buradaymış hala. Bu arada dostuma bir kez daha bakın. Ben de burada bir fotoğraf alayım.
Kapak yaparız. Lord Karaban bundan sonra benim düşmanım. Hemen bir pazar yerine gireyim. İşime yarayacak bir şey var mı? Eyvallah, bir tane ekmek aldık. Silahlarda. Yok, şu an gayet iyi durumdayız. Hala bakıyorum yani benim attan daha kuvvetli bir şey geldi mi diye de. Geçen denedim arkadaşlar. Ama atın hızı boşmuş yani. Zırh olması çok önemli. Yani koltuklanmış karga vuruş yemedik de. Yeseydik anca bu kadar zarar alırdık. Bir şurada bir kaydettiğini. Durin Kalesi yakınlarında. Şuradan biraz gönüllü alalım. Oo, 6 kişi. Güzel. Evet, bunları kabul etmek durumundayız. İlişkilerin iyiye gitmesi açısından. Pek gitmeyecek çünkü hepsi yüze dayandı. Gönüllü topla. Ayrıl. Nereye gittin o? Şu izlere bakalım. Tarafa bak, biri kaçmış. Şu Amerat'a girelim mi? Şu iki tane suvalyalı piyade ver. Şimdi grup diyelim. Artı isteyen bu dostumuz var. Şimdi üstünde at yok da. Sana bari yetenek konusunda bir şey verelim. Güç verelim. Şu anda güce ihtiyacı var. Sırtında ok var diye hadi oka vereyim. Bakayım başka. Şimdi bunları bari iş yerine vereceğiz. Şimdi buralar biraz sıkıntıya girdi. Bari iş yerine gidip de bakalım bir şeyler halledelim. Hisara köyüne de saldırıyorlar. Çöl aydıtları mı? Ha. Bunlar mavi yandığına göre bunları bir peşlemek lazım. Yağmalarsan yağmala ya. Notlara bakalım. Tamam. Şimdi icabına bakacağım. Bakalım nerede yakalayacağız bunları? Bayağı bir gidiyorlar ama. Şimdi bu dostumuz bize yardımcı olması lazım da bakalım, hiç olmuyor. 4.1, 5.8. Ben nasıl yakalayayım abi bunları? Bir karakter diyelim, yok bende de yetenek puanı gelmemiş, gelse hızlı yapacağım da. Takip et mi diyordu ya? Yani önce başkan tarafından verilmiş. Adetleri takip et diyor. O savaş vardı, neyse benim adamlar yener. Oo, kalabalık. Hadi bir de yakalasam şunları bir dursa. Takip et diyorsun da bizi kergitlerin yerine götürdün ya dostum. Öldürmesinler bizi burada. Haritanın da son durumu bu. Swadia, Frevenş yerine kalmış sadece. Hemen gidelim. Dur. Yap, 134 yap, kaç yap.
Kafada şimşek çak çak çakıyor. Hop. Rit rit. Nasıl savuruyoruz be? Hey yavrum. Aç yolu. Aç 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 aç. Şimdi çakılacak o, bak bak. Hop, işte bakın. Ben bunu ustalık derim. Ustalık eserim. Neyse, telif yemeyelim diye belki mehter vermeyebilirim burada. 5 tane de askerimiz oldu. İyi veya kötü. Yanına al. Tamam. Görev başarılı. Neredeymiş bu lale? Aaa, Kergitanlı söylüyor. Oğlum bu benim derebeylerden biri ya lan. Bir de karıya solunuyor. Allah senin belanı versin. Bu senden hoşnutsuz. Ker git. Alnını tutsa. Notlara bakalım. Meydan oku da onun kurtulmasını bekleyeceğim. Başka çare yok. Tamam. Ameraş yerine geri gidiyoruz. Evet, Kral Ragnar bildiğimiz gibi yine kendisinden farklı fikirleri savunan herkesi dışlıyor. Aynı ilan edip sürgüne yolluyor. Neyse ki ben ayrıldım. Aslında en iyi davrananlardan biri Sancaran'dı bana. Yani krallığıma saygı duyacak biriydi. Ama sonra farklı fikirler ortaya attı. Kafalar uyuşmayınca ben de ayrıldım. İyi ki de ayrılmışım yani. Gerçek yüzünü gördüm aslında. O kadar da iyi değilmiş. Bana kalsa şurada notların yerini alacağım da. Hatta bak, şu köy tam iyidir. Burada balık tutarız, yüzeriz. Limanlara da yakın. Emekliliğimi orada yapmayı planlıyorum. Zaten bu bölüm ya son olur arkadaşlar, ya da bundan sonra bir bölüm daha çekeriz. İşte sonrası böyle fazla mücadeleye pek yer verilmeyecek. Orada bakayım, orada yağmalanmış köylerim. Uzga köyü çok uzakta ya, ta burada. İşte önümüzdeki bölüm, hani bir bölüm daha olsa diyelim. Anca işte bir bölüm götürecek bizi. Sonrası böyle büyüyeceğiz. Haritanın bütün her tarafını alacağız. Tabii hilesiz olarak oynamak her zaman size tavsiyemdir arkadaşlar. Bir oyunun zevki anca böyle çıkar. Şimdi bir de hile yapacağımızı söyledik ama bölümü tamamıyla bitirelim. Ondan sonra yeni bir profil açıp bakalım. Of, şunlara bak. Şimdi geliyorum, bekleyin. Şurada birkaç asker alalım. Gelin evlatlar. Lonca başkanını şimdi bulalım. Bakalım neler söyleyecek. Buradan aslında daha çok toprak almak istiyorum da. Hala diyor yabancısı falan. 1.000 dinar para veriyor. Çok güzel. Şimdi bir kez daha hana gitmeden şöyle bir demirciye bakalım.
Aletler bayağı birikmiş. Tamam. Güzel işlemeler başlamış. Dur bir kez daha hana gidelim. Bakayım asker var mı yok mu? Şimdi sanırım üzerimde esir yoktu. Yo varmış bir kişi. Harami ver. Bunlar ağırlık yapıyor. Hızımızı düşürüyor. Ondan hemen verdik. Bakalım. Şimdi nasıl bir saldırı gerçekleştirelim? 5-0, 5-6. Peşleyelim şunu. İç savaşa geldi mi nasıl kaçıyorlar ama? Sancağınıza kadar alacağım sizi. Şimdi yakalayalım da. Sonra Amerash şehrinden biraz nüfus alıp şuradaki kaleye gideyim. Bakalım. Fethedebilecek miyiz? Eğer alırsak bu son bölümümüz olsun arkadaşlar. Zaten bundan sonrası artık zevk işi. Tamamıyla haritayı ele geçirmek yani kaldıra diye. Kendi hanedanlığımız altına alacağız. Artistik yapım dedim olmadı. Direniyorlar ha. Gel yeğenim gel. Yani yenmedik şey bırakmadık. Veya gerilerle hiç savaşa girmedik. Çünkü adamlar bizim topraklara bulaşmıyor. Ticaretimiz onlarla iyi. Nordlarla da sanırım hiç girmedim. Yine onlarla da iyi. İşte Saranit, Kergit, Swadia. Bunlarla girdik. Bir de ek olarak işte çöl aydutları, dağ aydutları, bozkır aydutları vesaire. Evet, savaş bitti. Bakalım. Hemen şunları yanımıza alalım. Yine iki tane köle. Şunlara şunu almayalım da şu ikisi alalım. Ekmek parası. Yeniden Amera şehrine gidelim. Nüfusu fulleyip Şarva Kalesi'ne gidiyoruz. Dediğim gibi fethedersek bu son bölümümüz olsun. Çünkü haritadaki en zor iki tane kalelerde ben size hemen bilgi vereyim. Şarva Kalesi. Yine Asugan'la zor ama alınıyor. Bir de neredeydi o? Şurada bir kale vardı. Malırık Kalesi de zorlu da. Ha, o değil. Ha, şurada. Rungeç Kalesi. Sarantlar bu arada Vergirlilerin topraklarında bir şeyler yapmış ama bakalım yaşayabilecekler mi? Evet, Lady yine geldi. Bize bir şeyler. Karıyla, yaşlı bir karıyla mesaj yollamış. Yerleştir bakalım. Seni verelim. Kılıçlı paralı asker alalım arkadaşlar yanımıza. 115 yaptık. Şimdi inelim. Köylü kadını verelim. 3 çiftçi var. Onları verelim. Saranit yayalarını verelim. Acemiler tabii ki. Hemen şuradan alalım bunları. Tamam. Kaydet. Grup diyelim bakın. Grupta artistiyen var mı? Yok. Onlara değil de kendi dostlarıma baktım. Evet, gazamız mübarek olsun. O, Katrin sattın beni. Zaten satacağını bilerekten üstünü hiç dizmedim. Öyle savaştan düşen şeyleri verdim ki gitti zaten biliyordum böyle olacağını. Ya biliyordum böyle olacağını. Dur bakalım yardım isteyelim. Gel hadi.
Gidelim bakalım, nüfusumuz güzel. Bu şekilde olursak iyi işler başarabiliriz. Muhtemelen kendi sonumuza gidiyoruz. Kaleyi kuşat. Kumandan kim? Sarant acemisi mi? O zaman başlayalım. 60 saatlik maraton başladı. Baya merak ediyorum, bakalım buraya alabilecek miyiz? Şimdi bir yandan bariyer şehrini de korumak lazım ama bakalım 60 saat içinde ne olur ne olmaz. Dirim şehri North Krallığı tarafından kuşatıldı diyor. Bu önemli bir gelişme. Yeniden el değişti. Amenas şehrinin orada düşmanlar var. Ne olursa olsun buradan vazgeçemem yani. Burayı alacağım. Amenas şehri kuşatıldı. Orta büyüklükte. Şimdi bakalım, şehri kaybetme riskimiz var. Eyvah eyvah eyvah. Herkes terk ediyor grubu. Şimdi şurada 134'tü zaten. Şunu bir düşürelim. Of. Nasıl ok atıyorlar be? Burası çok uzak. Hani kuşatma kulemiz nerede bizim? Ha, burada. Tamam da hiç böyle bir şey olmadı. İtekliyoruz mu burada? İtekle itekle itekle. Hadi beyler. Ya bu kadar da uzak kurulur mu ya? Burası çok önemli. Hücum diyelim ya. Okçumuz yok mu bizim? Ben de buradan vurmaya başlayayım ya. Böyle bekleyelim, olur mu? Mesafe de o kadar uzak ki. Kafadan mı yedi o? Hani düz zeminde olsa kellesini uçururum da. Bu çok uzak. Ve yüksek tabi. Bombeli atmamız lazım. Gözümle kesiyorum. Bir de hareket etmeseler daha iyi olacak. Hemen şuradan ok topladım bari. Kuşan kuşan kuşan. Ceriti alamıyoruz. Tamam, bir tane aldık. Bir tane daha. Tamam, sıcağız. Hemen şunu da indirirsek 10 numara. Of of of. Tamam. Allah full kafadan çalışıyor. Yavaş atın oğlum, yavaş atın. Vallahi fullemeye çalışıyorum da bakalım. O daha biraz onlara versinler. Ben şimdi buradan halletmeye çalışacağım. Evet, bir tane daha kafadan vurduk. Bir tane daha. Hareket etme gözüm. Peynir de.
Sağlam okçuyuz yani ha. Yanlış olmasın. Biz Cüneyt Arkın'ı izlemiş nesil olarak düşmanı nereden vuracağımızı çok iyi biliriz. Bak bak şuradaki tam Bizans diye benziyor. O son anda verdiğim bombe düşmanı öldürdü. Şimdi okları salla gitsin ya. Ölmediniz mi lan? Nüfusunuz kaç sizin? Bazen de böyle yamuk atıyor. Ona şaşırırım ya. Aynı yerden vurması lazım. Azıcık indirelim. Hala vuramadık mı? Vuramıyoruz adam. Şimdi cirit cirit yazıyor hep. Şurada okları kuşanalım. Kuşan kuşan kuşan. Oo, nasıl atıyorlar valla. Ya bu kaleyi fethetmek var ya muhteşem bir şey olur ha. Zaten bunu fetheden bütün hepsini alır. Bakalım daha neler yapacağız arkadaşlar. İndir indir bitmiyor bunları ya. Ok biter düşman bitmez gibi bir şey oldu bu. Bir de istediğim gibi şu okları atsa daha iyi olacak. Bu kadar yetenek puanı verdik. Sen ne yapıyorsun orada? Of. Kendi adamın hemen kafasının yanından geçti. Topla 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 topla. Ok yok mu daha fazla? Bas 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 bas. Burada alabildiğim kadarını alayım. Hemen yukarı çıkmam lazım. Hayır. Vallahi buraların gördüğü en güzel savaşlardan ya. Kiralık kılıçların olması büyük avantajdı benim için. Oo, içeri girmişiz ya. Allah. Bundan daha güzel ne olabilir? Şurada tepede adam var mı diye bir göz attım. Hiç kimse yok. Çat. Adamın makatına oku yerleştirdim. Düşmanlar geldi. Hücum. Onu bana bırak. Bakayım. Bunlarda da vallahi hiç bana bırakacak bir göz yok. Evet. Çok zor da olsa, biraz uzun da sürse kaleyi aldık. Bir saniye şöyle galibiyet pozumuzu da verelim. Tamam. 15'e 136. Kalan direnci hemen kıralım. Gel gel ben size direnci göstereceğim şimdi. Of. Ne koydu be? Ne koydu be? Geliyor. Geliyor. Bekle bekle bekle. Avcı kadını alalım ya. Savaşçı kadın. Oo. Savaşçı kadın mı? Vallahi böyle bir şeyi ilk defa hatırlıyorum. İlk defa hatırlıyorum arkadaşlar. Şuna bir kez daha göz atalım. Tamam diyelim.
Tabii ki şunları da alayım. Lord Fudrim'e veriyorum. Tamam, burada kimse yok. İnanılmaz şekilde burayı fethettim. Amerata hemen uçalım. Amerata doğrudan. Yani fethedilmezse birazdan yetişebilirsem çok iyi olacak. Şu an 17 Şubat 1258 öğlen diyor. Sultan Hakim falan buralarda. Bakalım ne yapabiliriz. Oo. Burada işler büyüyecek. Tamam diyelim, buna girdim. Nurhan'a git diyelim. Dur şu karınları bir yerleştirelim. Adamları yerleştirelim. Avcı kadın kalsın ya bunlar. Çapulcuları ver. 6 kişi. Şimdi hana gidelim. Ya bu büyük savaşı size tanıklık edin istiyorum. Oyuna geri dön. Kaydet. Şehirden ayrıl dedik. 115'e 350. Hemen burada savaşalım. Bakın savaşın sonucunu ben size bildiririm. Evet, uslar, düşman kaçıyor. Elimizden geldiğince onları tutmaya çalışıyoruz. Bayağı zorlu savaşta, yaklaşık 30-35 dakikadır savaşıyorum. Atları bayağı bir yordu beni yalnız. Çekil lan altından. Eşek sıpası. Kenan komutan var burada. Kenan komutan. Hala oradan beni öldürecekler. Vallahi tek başıma burada combo yaptım. Saymadım da. Evet, hala zorluğumuz 150'de. 118 daha doğrusu. 150'de hala devam ettim, bakalım. Evet, esirimiz var bir tane. Sultan Hakim kaçmış. Evet, yanına al, yanına. Burada bir koşu atımız var. Onun haricinde yine şunları alalım. Yüzün üstünde olanları ben biraz alayım da. Neyse, tamam, yeter. Evet, Amerat şehrini kurtardık. Birliklerin bir kısmını buraya yerleştir. İyi ki böyle sınırsız veriliyor buraya, yoksa benim işim çok zor. Oo, dostlarım hep yaralanmış ama neyse. Bayağı sağlam iş çıkardık. Amerat şehri nüfus... Pardon arkadaşlar. Şimdilik yapılacak bir işlem kalmadı. Şu anda Şarva Kalesi'nin o tarafa gideceğim. Ama gitmeden ben şöyle bir kaydedeyim. Bu bölümde artık Mount Antiplate Warband maceramızı sonlandıralım. Hileyi belki önümüzdeki bölümde yaparım. Ama bu bölüm şu anda hilesiz olarak orijinal haliyle son bölüm. Zaten kaleyi de fethettik. Artık buradan sonrası işimiz daha rahat. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki bölümlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.